Kerbela Şehitleri ve 10 Muharrem. 3. Bölüm. Ey Levlak Kitabının hükümdarı olan dedem. Ey Levh-i Mahfuz'un ve göklerin süsü. Ey benim ulu ceddim Ahmet. Ey peygamberlerin sonuncusu Muhammed. Ey ben senin zatına göz nuruyum, senin gözde evladın Hüseyin'im. Rahatımı sıkıntı ve derde kaptırdım, ceddim bana sonsuz rahmet eyle. Yezid, halifelik makamına gelir gelmez, amcasının oğlu olan ve Medine'de vali bulunan Ebu Sufyan oğlu, Utbe'nin oğlu, Velid'e bir mektup gönderdi. Mektubunda Medinelilerden biat almasını, bilhassa Ali oğlu Hüseyin'e biat etmesini teklif eylemesini yazıyor, eğer biata yanaşmazsa başını kestir, bana gönder diyordu. Velid, bu mektubu alınca hakem oğlu Mervan'ı çağırdı, onunla danıştı. Mervan, bilirim dedi, o biat etmeyecektir, senin yerinde olsam boynunu kestiririm. Velid, bu hale düşeceğime, keşke anamdan doğmasaydım dedi. Sonra geceleyin Hüseyin'e haber yolladı, çağırttı. İmam Hüseyin, o gece Haşimoğulları ile birlikte Velid'in yanına gitti. Onları kapıda bırakarak, sesim yücelirse içeriye gelin dedi. Mervan meclisteydi. Hüseyin, böyle önemli bir işin, gece vakti, hususi bir mecliste olamayacağını söyledi. Velid, Hüseyin'in sözünü doğru buldu. Mervan, şeytani zekasıyla işi anlamıştı. Hüseyin'i bırakırsan kanlar dökülür, başlar kesilir. Fırsat elindeyken sıkıştır, ya biat etsin yahut da öldür, dedi. İnanmış Hüseyin'den, haksızlığa karşı yücelen ilk isyan sesi, bu mecliste duyuldu. Yazıklar olsun sana ey Zerkan'ın oğlu Mervan. Sen mi boynumu vurmalarını emrediyorsun? Yalancısın, Allah'a and olsun. Ve ey Emir Velid! Biz, Peygamber'in ehli beytiyiz, Risalet madeniyiz. Melekler, bizim yurdumuza gelirler, giderler. Allah, dini bizimle açtı, bizimle kapar. Yezid ise fısk ehli bir adamdır. Benim gibi birisi, onun gibi bir adama biat edemez. Bu sözleri söyleyip dışarı çıktı. Sesi yüceldiği için kapıdaki yakınları ve adamları kılıçlarını çekmişler, beklemekteydiler. Hüseyin, o gece ceddinin ziyaretine gitti ve buyurdu ki, esenlik sana ey ceddim. Esenlik sana ey Allah'ın elçisi. Esenlik sana ey Muhammed. Ben, Fatıma oğlu Hüseyin'im. Gözünün ışığıyım, gözünün ışığının oğluyum. Senin o torunun olan beni, halefin ve halifen olarak ümmetinin arasında bıraktın. Şahit ol ey Allah'ın peygamberi. Ümmetin gerçekten de beni horladılar, hürmetimi zayi ettiler, beni korumadılar. Sana ulaşıncaya dek şikayetim budur. Sonra orada bir hayli namaz kıldı. Namazı bitirince Allah'ım dedi, bu kabir, peygamberin Muhammed'in kabridir, ben de peygamberinin kızının oğluyum. Başıma senin de bildiğin gibi bir iştir geldi. Allah'ım ben iyiliği severim, kötülüğü inkar ve nehyederim ve ben dilerim senden ey ululuk ve büyüklük ıssı Allah'ım. Bu kabir ve kabirdeki hakkı için sen ve Resulün neye razıysanız başıma onu getir. Bu sözleri söyledikten sonra ağlamaya başladı. Vakit sehere yaklaşınca başını kabre koydu, uykuya daldı. Bu sırada peygamber, meleklerden bir bölükle rüyasına girdi. Hüseyin'i kucakladı, göğsüne bastırdı. İki gözünün arasından öptü ve sevgili Hüseyin'im dedi, seni pek yakında, ümmetimden bir bölük halkla, susuz ve aç olarak Kerbela denilen yerde kanına bulanmış olarak öldürülmüş görmediğim. Öldürenler, seni öldürdükleri halde yine de şefaatimi umacaklar. Fakat kıyamet günü, onlar şefaatime nail olamazlar. Sevgili Hüseyin'im, baban, anan, kardeşin seni özlediler. Senin makamın çok yüce ama bu makama ancak şehit olmakla erişebilirsin. Hüseyin, rüyasında, ey ceddim dedi, dünyaya dönmeyi istemiyorum, al beni. Peygamber, mutlaka dünyaya dönmen, şehit olman gerek. Şüphe yok ki baban, kardeşin, amcan, babanın amcası, kıyamet günü bir zümre olarak haşredileceksiniz buyurdu.
Hüseyin, dertli bir halde uyandı. Rüyasını Ehli Beytine ve Abdülmuttalib oğullarına anlattı. Bugün, öyle bir gündü ki, Muhammed soyu, doğuda da, batıda da, o günden fazla hiçbir gün ağlamamıştı. Ey benim şefkatli annem! Rahatımı kedere kaptırdım, düşkünüm. Sen beni ayrılık esiri kıldın, hem de kabrinin etrafında hasretinle döndürdün. Hürmet zamanı geçti. Düşkünlük vakti habersiz geldi. Bir tek ben bu zamanda aşağı olayım. Sen oğluna bugün medet et. Kainatın nuru Hazreti Muhammed Efendimizin, Şahı Merdan Hazreti Ali Efendimizin, Hazreti Resulullah'ın cigerparesi Hazreti Fatıma annemizin, Cennet Bahçesi'nin incileri Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin Efendilerimizin, Kerbela şehitlerimizin, Yüce Pirimiz Hüdavendigar Mevlana'mızın, Piran Efendilerimizin selamları, feyizleri ve güzel keremleri. Onları sevenlerin ve onların yolunda imanla yürüyenlerin üzerine olsun. Allah sizleri hep güzel günlerde yaşatsın. Sevgiler, Allah'a emanet olun. Bu. Hasan Çıkar Dede. Kaynak: Gülizar-ı Haseneyn, Abdülbaki Gölpınarlı. Derleyen: Sibel Safiye Avcı.